maalesef ülke olarak büyük bir hüzün yaşadığımız deprem, Pazarcık depremiyle deprem sonrasında son verileri sizlerle paylaşmak için buradayız. Malumuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi. Şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu. Bölgede 1500'e yakın, 15.000'e yakın arama kurtarma personeli ve yine aynı şekilde 5.000'e yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda. Kötü hava şartlarından dolayı hem hava yoluyla hem de helikopterlerle bölgeye, afet bölgelerine nakiller söz konusu. Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35.000 çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360.000'e yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Yıkılan bina sayımız 2.834, yaralı sayımız 8.533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1.498 olarak son güncellenen rakamlar. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yoğun bir şekilde hem bölgedeki bakanlarımızın koordinesinde valilerimiz ve AFAD ve diğer birimlerle beraber hem arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah kayıplarımız daha da artmadan bu arama kurtarmaları daha da aktif bir şekilde yerine getiririz. Teşekkür ediyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Şu anda ulaşılamayan bölgemiz yok. Ulaşılamayan bölgemiz yok. Ama sürekli arama kurtarma birlikleriyle takviyelerimiz devam ediyor. Ulaşanlar var. Ulaşanlara takviye birliklerimiz de bir şekilde hem karayoluyla hem hava yoluyla devam ediyor. Dediğimiz gibi ülkenin tüm kaynakları şu anda afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızın koordinesinde sevk edilmiş durumdalar. İnşallah daha da hızlanarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor, devam edecek. Evet, teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri var, başka ülkelerden. Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ün üzerinde ülkeden bize yardım teklifi var. Bunlar da Adana ve Malatya'da oluşturduğumuz kabul merkezleriyle beraber afet bölgelerine sevk edeceğiz. Detay bilgilerimiz burada var. Basına verebiliriz. İl il ne durumdayız, enkaz durumunda. Ama ulaşılamayan ilimiz yok. Sadece ulaşılan birliklerin takviyesi noktasında hızlı bir şekilde hava helikopterlerle hava hattı kurulmuş durumda. Şu anda 10'a yakın helikopter bölgede sürekli sevk ediyorlar birlikleri, gelen birlikleri enkaz bölgelerine. Dediğim gibi yoğun bir hava muhalefeti var maalesef. Özellikle karayoluyla gitmekte zorluk çeken birliklerimiz ve personellerimiz var. Onlar da bir şekilde karayolları ve diğer birimlerin kanalıyla bölgeye, afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Tüm ilçelerimizde valilerimiz görevli ve tamamı ulaşmış durumdalar. Kendi ekipleriyle gittiler bölgeye. Özel idare ve yine aynı şekilde illerimizdeki itfaiyeler de buraya yönlendirilmiş durumda. Bu daha da giderek artan bir sayı şu anda arama kurtarma birlik sayımız söz konusu. Diye en son bilgilerimiz bunlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar ben de 3 tane konuya değinmek istiyorum bu bir araya gelişimize. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz bu tür afetlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde ilk 72 saat son derece önemli bir süre biliyorsunuz. İlk depremden bu yana yaklaşık 13 saatlik bir süre geçti. İkinci depremden bu yana ise yaklaşık 4 saatlik bir süre geçti. Dolayısıyla halen arama kurtarma faaliyetleri bizim için çok değerli. Bu
Bu anlamda vatandaşlarımızın arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaları, bu alanlardan bir miktar uzak durarak özellikle arama kurtarma ekiplerimizin daha rahat, daha sağlıklı çalışmalarına yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bu önemli. İkinci önemli husus tabii arama kurtarma önceliği. Bu anlamda az önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çok ciddi sayıda bir arama kurtarma ekibi bölgede faaliyetlerini yürütüyorlar. Diğer yandan teknik anlamda birçok kurumumuz Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerek teknik ekipmanlarla gerek drone gibi bir takım hava araçlarıyla bölgedeki durumu daha net bir şekilde anlamaya ve özellikle hem hasar tespit hem de arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Üçüncü bir hususta yine bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi tabii yardımlar. Yani birçok ülkemizin her yerinden bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var, belediyeler var. Burada önemli husus şu, özellikle tabii yardımlara ulaştırırken bir koordinasyon içerisinde olunması gerekiyor. Az önce ifade ettiği gibi Sayın Başkanımızın bölgeye zaten karayoluyla ulaşmak hem hava koşullarından dolayı oldukça zor, hem de aynı zamanda herkes tabii bölgeye gitmek istediği için böyle bir trafik sıkışıklığı da var. O nedenle bunun bir koordinasyon içerisinde yapılması önem taşıyor. İllerde özellikle gidildiğinde AFAD Koordinasyon Merkezi ile ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile temas kurularak bu yardımların daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlayabiliriz. Artçı anlamında şu anda 130'un üzerinde artçı sarsıntımız var. Bunlardan yaklaşık 15 tanesi 5 ve 6 arası büyüklükte, 92 tanesi 4-5 arası büyüklükte, diğerleri de 4'ün altında, bildiğiniz gibi 3 tane de 6 ve üzeri büyüklükte, en büyüğü 6.6 olmak üzere artçı sarsıntımız var. Yine bir önceki bir araya gelişimizde bahsettiğim gibi ne yazık ki bu sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmeler, halkı paniğe sevk eden bir takım paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Bunlara lütfen itibar edilmesin çünkü bunların hepsi hiçbir şekilde doğrulanmamış, hiçbir bilimsel değer, hiçbir bilimsel anlamı olmayan paylaşımlar. Şu anda burada yaptığımız paylaşımların dışında, buradan aldığımız bilgilerin dışında hiçbir bilgiye itibar etmemenizi ve bunların da paylaşılmasında ve dağıtılmasında lütfen ön ayak olmamanızı rica ediyoruz. Bunun dışında tekrar yine ilerleyen saatlerde bir araya geleceğimizi ifade ediyor. Teşekkür ediyorum efendim.